Muğla'da son zamanlarda yamaç paraşütü kazaları arttı. Ne yazık ki bazıları da ölümle sonuçlanıyor. Peki bu kazalar neden oluyor? Hangi önlemler alınmalı? İşte bu soruların cevaplarını A Haber ekibinden Vural Efecik ve konuğundan alacağız. Hava sporlarının içerisinde en popüler olan kuşkusuz yamaç paraşütü. Çünkü çok fazla bir eğitim gerektirmiyor. Adrenalin tutkunlarında çok kolaylıkla yapabileceği sporlar arasında her yaşta. Ancak son günlerde yamaç paraşütünde kazalar yaşanıyor. Maalesef hayatını kaybeden sporcular oldu. Peki paraşüt kazaları neden bu kadar sık yaşanmaya başladı? Konuğumuz hava sporları organizatörü, aynı zamanda eski yamaç paraşütü pilotu Kadri Tuğlu. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, maalesef 3 kişi hayatını kaybetti yamaç paraşütünde. Son günlerde sıklıkla yaşanmaya başladı kaza. Neden nedir efendim? Evet, bir tandem, yani profesyonel bir pilotla bir yolcunun uçtuğu, bir de solo, yani sportif uçuşta bir kaza yaşadık. Ne yazık ki bunlar istenmeyen kazalardı. Solo olan, sportif olan uçuşun havada kalp krizi geçirdiğinden şüpheleniyor. Onun sebebi daha rapor henüz gelmedi. Diğer tandem kazasında arkadaşımız Mustafa Kemal istenmeyen bir kaza yaşadı. Ancak tabii yaklaşık 900 bin uçuştur kaza yaşamıyorduk, çok şükür. Binde bir gibi bir rakama geldik. Ama tabii burada beşeri hatalar, istenmeyen veya olmaması gereken havalarda uçmak veya zaman zaman aşırı güven, karşımızdakinin doğa olduğunu unutarak aşırı güven kapılmak insanlarda biraz ne yazık ki şey verebiliyor, bir istenmeyen şeylere sebebiyet verebiliyor. Şu anda bir organizasyon yaşıyoruz, bahar buluşması. 10 binlerce uçuş yapılıyor. Pist görevlilerimiz, kalkışta ve inişte her yerde görevli var. Çok şükür ki bir çizik bile yaşamıyoruz. Yani tabii ki hepsi pistlerin güvenli olması, uçulmaması gereken havalarda ve rüzgar şartlarında uçulmaması ve karşımızda doğanın olduğunu unutmayarak aşırı güvenden, aşırı zorlamaktan kaçınmak ve uçulmaması gereken havada yüzümüzde gülücükle tekrar uçmadan geriye dönmeyi bilmek en önemli unsurlardan bir tanesi. En yüksek teknik seviyesine sahip dünyanın en yüksek seviyeli pilotları Türkiye'de. Bunu unutmayalım. Ölüdeniz'de 350 pilot yaşıyor. Bu 809 bin uçuşta bir kazadır. Tabii ki imal edilebilir bir kazadır, ancak gönül ister ki hiç kaza olmasın. Ama buradaki arkadaşlarımız, emin olabilirsiniz ki dünyanın en yüksek uçuş çıtasına sahip pilotlar Türkiye'de ve Ölüdeniz'dedir. Peki. Bunu gururla söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, konumuzun da belirttiği gibi yamaç paraşütünde en önemli kurallardan birisi kalkış tekniklerini iyi bilmek ve rüzgarın yönünü iyi ayarlayabilmek. Yani eğer rüzgar hava koşulları uygun değilse uçmakta ısrar etmemek. İnşallah bundan sonra böyle üzücü kazalar yaşanmaz diyerek sözü şimdilik buradan size bırakıyoruz. Türkan Şoray